Merhaba Fotoplay izleyenleri, Ustalar Arası Saygı köşesine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sıra dışı çalışmaları ile dünyanın en önemli belgesel fotoğrafçılarından biri olarak anılan Josef Hudayka. 10 Ocak 1938'de Çekoslovakya'da doğan Hudayka'nın fotoğrafla tanışması, babasının fırıncı arkadaşının çektiği fotoğrafları incelemesiyle başlar. 1956-61 yılları arasında mühendislik eğitimi alan Hudayka, sonrasında uçak mühendisi olarak çalışmaya başlar. Bu sırada da tiyatro gösterilerini fotoğraflamaya başlar. Yenilikçi tarzı ile çektiği tiyatro fotoğraflarından dolayı Sanatçılar Birliği'nden ödül almıştır. 1962-70 yılları arasında dünyaca tanınmasını sağlayacak olan Çingeneler çalışmasını yürütmeye başlamıştır. Romanya'daki Çingeneler üzerine çalışmaları tamamlamasının ardından 1968 yılında ülkesine geri dönmesinden bir gün sonra Varşova Paktı orduları Prag'ı işgale başlar. Hudayka çatışmalar süresince hem gündelik yaşamı hem de çatışmaları fotoğraflamıştır. O günleri şöyle anlatır. Penceremi açıp dışarı baktığımda her 2 dakikada bir geçen askeri uçakları duyabiliyordum. Çekimden yeni geldiğim için hala boş filmim vardı. Hemen aşağı inip insanları ve orduları fotoğraflamaya başladım. Pervasızca havaya ve insanları ateş ediyorlardı. Bense tankların önünde, bazen de üzerinde fotoğraf çektim. Yanımdan bile ateş ediyorlardı. Yılların fotoğrafçısı Jan Beri benim o halimi görüp, bu adam ya tamamen aptal ya da çok cesur demişti. Halbuki ben ne aptaldım ne de cesur. Sadece fotoğraf almaya çabalıyordum. Burada çektiği fotoğraflar yurt dışına kaçırılır. Magnum Ajansı da fotoğrafların dağıtımını üstlenir ve adı bilinmeyen Çek fotoğrafçı etiketiyle dönemin uluslararası haber dergilerinde yayımlanır. 1969 yılında ise her biri sıra dışı ve cesaret gerektiren fotoğrafları sayesinde Robert Capa Altın Madalyası ödülünü yine adı bilinmeyen Çek fotoğrafçı olarak kazanır. Batıdaki çingeneleri çekmek üzere 1969 yılında İngiltere'ye gider ve geri dönmez. Aldığı sığınma hakkı ile 10 yıl kadar orada yaşamaya devam eder. Bu süre zarfında vatanından uzakta olmasının etkisiyle içerisinde yaşadıklarını aktardığı ve fotoğraflarının bulunduğu Sürgünler kitabını yayımladı. İngiltere'de bulunduğu dönemde Henri Cartier-Bresson ile tanışır ve 1974'te Magnum Ajansı'na kabul edilir. Hudayka aldığı onca ödüle ve kazandığı tüm şöhrete rağmen mütevazi yaşamıyla dikkat çekmiştir. Fotoğraflarını satıp satmaması konusunda sorulan soruya "Satmıyorum. Magnum'dan gelen gelir bana yetiyor. Zengin değilim ama yeterince param var. Dünyevi şeylere ihtiyacım olmadığı için çok paraya ihtiyacım yok. İnsanların fotoğrafları istedikleri ya da önerdikleri yüksek ücretler de bana komik geliyor. Yeterince fotoğrafım var. Bunların hepsini Prag'daki bir müzeye ücretsiz vermeye hazırım." şeklinde cevap vermiştir. 2008 yılında Pera Müzesi'nde sergilenen fotoğrafları için ülkemize geldiğinde ise şunları söylemiştir. "Türkiye'ye ilk 1982'de gelmiştim. Buradaki insanları fotoğraflamak isterim. Çünkü yüzlerinde yaşam var ama birçok kentte yüzlerde yaşam yerine maske görüyorum." Fotoplay izleyenleri, bugünkü konuğumuz Josef Hudayka'ydı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.